Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size şalvara nasıl gizli fermuarlı cep dikilir onu göstereceğim. İlk önce şu şekilde bir cep kesmeniz lazım. Kendi ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Monte ettiğimizde elimiz şuradan girecek şu şekilde. Ön kısmı yamuk oluyor. Evet, ilk önce yapmamız gereken şey bu cep çift katlı. Bunu şöyle de bir gizli fermuarımız var. Fermuarın ön kısmı bu. İlk önce fermuarın tam üst kısmını bu şekilde görüyorsunuz. Tam şurada altta bitiş yeri var. Tam bu bitiş yerini kalemle işaretleyeceğiz. Buradan itibaren dikiş şöyle kalemle işaretledik. Burayı aşağı kadar dikelim. Evet, bu cebimiz ilk önce kenarda bir dursun. Ardından şalvarımızı alıyoruz. Şalvarı zaten toparlamıştık, sadece cebi monte edeceğiz. Şimdi şu şekilde şalvarımızı diktik normalde. Bu da yan tarafı, yani cebi monte edeceğimiz kısım. Burayı yaklaşık 30 santim kadar kesiyoruz aşağıya doğru. Ve overlock'unu çekiyoruz güzelce. Ardından şu alt kısımdan yaklaşık 2-3 santim şöyle bir dikiş geçiyoruz. Çapraza doğru dikeceğiz bunu. Evet, şu dikişi geçtik. Ardından fermuar ne kadar büyükse fermuarın altta bitiş kısmı var. Şu şekilde gördünüz. Tam bu kısmı dikiş geçtiğimiz yere koyuyoruz. Şu şekilde. Şurayı kalemle işaretleyeceğiz tam buradan. Tam fermuar boyu kadar. Şimdi yukarıdan da aşağı doğru çizginin olduğu yere kadar dikelim. Şimdi fermuar yerini ayarladık. Ardından şalvarımızı şöyle makinenin iç kısmına toplayalım. Bu şekilde bir katını açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Fermuarın motor olan kısmı, yani fermuar bu şekilde açılıyor. Şöyle kapattığınızda motor üstte kalıyor. O üst tarafta kalacak. Şu kalın tarafını bize bakacak şekilde hemen monte ediyoruz. Şu alt kısmından başlayalım dikmeye. Evet, gördüğünüz gibi yukarı kadar dikeceğiz. Bunda tek taban kullanıyoruz. Normalde taban çifttir. Mesela normalde taban bu şekilde, çift taban. Ama gizli fermuarda tek taban kullanıyoruz. Çift tabanla olmaz. Evet, bunu tam dibinden yukarı kadar dikelim. Evet, ardından şöyle ters çeviriyoruz. Bu sefer de yukarıdan aşağı doğru dikeceğiz. Şöyle fermuarımızı biraz açabiliriz. İğne motora değmesin. Şekilde gene koyalım yukarıdan da. Evet, dikkatli bir şekilde. Aşağı kadar diktik. Tam fermuarın bitiş yerine kadar. Gördüğünüz yukarı tarafta buradan başlıyor. Şöyle şu anda fermuarı monte ettik. Şu da iç kısımdan görünen yüzü. Şimdi buraya en son şuraya ütü basacağız. Ütü bastıktan sonra gizli fermuar olacak. Şöyle. Şu anda fermuarı tamam. Dediğim gibi ilk önce üst taraftan ve alt taraftan dikiş geçmeyi unutmayın. Ardından cebini monte edelim. Cebi monte etmek çok kolay. Şöyle fermuarın alt kısmına
cebimizi alalım. Şimdi dediğim gibi şöyle duracak. Şuradan bakabilirsiniz. İlk önce üsttekini alalım. Üst parçayı şuraya tam başlangıç kısmına bırakıyoruz. Buradan hatırlarsanız dikiş geçmiştik. Aynı yere denk geliyor şu anda. Şimdi bunu da yukarı kadar dikelim. Hemen şöyle terse çevirelim. Cebin diğer tarafını da bu sefer de yukarıdan aşağı. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, cebi monte etmiş olduk. Cep monte etmek bu kadar kolay. Yani herhangi bir zorluğu yok. Şöyle alt kısımdan da cebi birleştirelim. Görmüş olduğunuz gibi cebi de monte ettik fermuarın üst kısmına. Şöyle alt taraftan şu şekilde komple de dikişini geçtik. Şimdi iç kısımdan cebe bir bakalım nasıl olmuş. Şimdi gördüğünüz gibi cep burada. Fermuar üstte açıyoruz. Evet, iç kısımda cebimiz bu şekilde dikili. Fermuar arada kalmış oldu. Şöyle elimizi soktuğumuzda bayağı büyük ve geniş bir cep. Şalvar için gayet ideal. Hem de elimiz çok rahat bir şekilde içinde geçebilir. Gördüğünüz gibi şöyle de kapatalım. Buranın da en son ütüsünü yaptığımızda hiçbir şey gözükmeyecek. Evet, bu şekilde. Burayı da ben sağını solunu toparlarken şu cepi de ya sağ tarafı olacak şekilde ya da sola olacak şekilde monte edeceğim. Cep bu şekilde duracak. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.